kereviz, işte maydanoz, havuç ve rezene. Bunun dördü bir aile. Yani kereviz dediğiniz zaman maydanoz da bu gruba giriyor. Rezene de bu gruba girer. Havuç da bu gruba girer. Yalnız kerevizin çok enteresan bir özelliği var. Roma İmparatorluğu döneminden beri onun afrodizyak olduğu söylenir. Efendim böyle bir özelliği var ama tek başına değil. Bunu yapabilmesi için özellikle erkekler üzerinde ne yapacaksınız? Kerevizle maydanozu bir araya getireceksiniz. Yani her şey birbirini Tamamlıyor. tamamlıyor Hüseyin. Bunun dışında kereviz siroz hastaları için bulunmaz bir nimettir. Özellikle tüketmelerini öneririm. Şimdi otoimmün hepatit dediğimiz bir rahatsızlık var. Bakın bunun için kereviz muhteşemdir. Özellikle transaminaz enzimlerinin de kontrol altına alınmasında çok etkilidir. Gut hastalığı, hani efendim zengin hastalığı derler ya, fazla et tüketiyorsanız, balık, deniz ürünleri tüketiyorsanız ürik asit miktarı artar. Bunun için yapacağınız şey kereviz haşlayıp suyunu içeceksiniz. Ancak parantez açıyorum. Yüksek tansiyon hastası iseniz kerevizden uzak durun. Bak, Green Pharmacy diye dünyaca ünlü bir kitap var. Orada kerevizi tansiyonu düşürmek için tavsiye eder. Ben ise tam tersini söylüyorum. Değerli izleyicilerimiz, bakın tansiyonu normal olanlar kerevizi tükettiklerinde dikkat etsinler. 3-4 saat sonra tansiyonları yükselecektir. Yüksek tansiyon hastaları baksınlar, ölçsünler, en az 2 birim yükseltecektir. Kereviz böyle bir şey. Şimdi efendim kereviz tansiyona yatkınlığınız varsa yüksek tansiyona bunu yükseltir. Onu söyleyeyim. Ama beni yüksek tansiyon hastası mı yapar diye böyle bir soru gelirse asla. İltihaplı eklem romatizması, romatoid artrit yeni başlamış ise, daha böyle başlangıç aşamasındaysa kereviz kaynatıp suyunu içeceksiniz. Ve kerevizde bulunmayan daha başka nimetler var. Ben yeri geldikçe anlatacağım.